Günaydın arkadaşlar. Şu anda bayram arifesindeyiz. Biz de Ordu'ya gideceğiz Ankara'dan. Şimdi ise arkadaşlar bavul yapıyorum. Şurada görüyorsunuz aslında eşim yaptı zaten. Birçok şeyi de koymuş. Şimdi ben de bavul yapacağım ama ne alsam ne etsem onun tartışmasını yaşıyorduk. Ben de dedim hadi o zaman videoya da başlamış olalım böylelikle. Siz de gardırop bu vloglarını da seviyorsunuz kısımlarını en azından. Şimdi neyi alsam? Evet şu an karşılıklı fikir alışverişi yapmamız lazım. Kafamda çünkü belli bir şey yok. 4 güne yakın kalacağız. Dolayısıyla orada muhtemelen spor da yaparım. Belki koşuya çıkarım. Ona göre hani mesela en az 2 şort. İşte bir tanesi spor için, bir tanesi dışarıda giyim için. Askılı alabiliriz, tişört alabiliriz. Önümüzdeki seçeneklerden bakacağız. Ben aslında şu Hawaii şortunu alma isteğim var. Hani dışarıda yemek yemeye çıkarken falan. Hem çünkü hava çok sıcak olacak. Değil mi? Yanımızda böyle bir şey bulunması lazım. O zaman bunu bavuluma koyuyorum. Yani de spor için. Ya Under Armour alabilirsin. Şunu alasım var aslında. Reebok. Hem de böyle şey. İnanılmaz güzel bir şort bu ya. Hani böyle fış fış değişik güzel. Reebok bu CrossFit için yapmış oldu arkadaşlar. Bu Speed Week özellikli şort bu. Çok seviyorum gerçekten. Bir de asker böyle kamuflaj desenli olması benim çok hoşuma gidiyor. Bence bunu alayım. Bir tane de yine gri siyah. Siyah renk. O zaman şu siyah Under Armour diyorsun öyle mi? Her şeyle gider diyorum. Evet siyah Under Armour. Hepsiyle gider. Peki şimdi bunlara tight alacak olursak. Hani koşuya çıktım. Her durum için birer tight aslında bir güzel siyah, olabilir. Bir siyah bir gri. Bir siyah bir gri diyorsun öyle mi? Hı-hı. Bir kez bence kesin alabiliriz. Tabii bu diğer vloglarda da hatırlayanlar bilir. İki tane var arkadaşlar aynısından bende. O kadar rahat, o kadar güzel bir tight ki. O yüzden iki tane almıştım. Yalnız siyah taytlarım azaldı. Daha doğrusu bir tanesi yırtıldı. Diğeri de bununla yakın arkadaşlar. Taytı. Bunu alayım iki numaralı olarak. Şöyle. O zaman taytlarımız da tamam. Şortlarımız da hemen şuradan alıyorum. Katlamıştım. Şortlarımız da tamam mı? Bunların dışında... Şimdi tişört ve askılı. Aslında şöyle şeyler alsa mıydım? Şöyle mesela hani... Ha? Gezmek için sadece... Bir tane de onu. Bir tane de değil mi? 4 tane o zaman. 4 gün yani için. 4 güne 4 şort, 4 tişört. 2 de askılı alsan yeter. Doğru diyorsun. Tamam. Renkleri nasıl oldu? Tabii Hawaii, gri, siyah, yeşil. Çok güzel oldu. O zaman şimdi askılıları mı düşünelim? Hani ama şeylerde şunlarda da rahat ediyorsun. Aa evet en sevdiğim, en rahat ettiğim. O zaman yolda onu giy. Yolda giymek de arkadaşlar kıyafetleri çok yıpratıyor. Ben de o yüzden hani biraz daha üzülmeyeceğim. Hani biraz daha hani basketbol, eski basketbol şortlarımdan giyeyim dedim ki. Çünkü buna üzülürüm arkadaşlar eğer bu böyle yıpranır ederse. O zaman 5 tane şort mu aldım? Evet. Evet. Biraz bu toparlanma işlerinde hani olmamasındansa olması daha iyidir kafasındayım. Bu da biraz fazla toparlanmama sebep oluyor. Ama tişört olarak nasıl şeyler alsak bilemedim açıkçası. Ne diyorsun peki sen? O geçenki H&M'i alsak mı? Aldık ya onu. Beyaz. Bence ben onu diyecektim. Kesinlikle zaten. Onu alalım. Tamam. Onun dışında... Kırmızı alabilirsin siyahla. Şu. Mavi çok rahat ettiğim. Evet. Rahat ettiğim birkaç model alacağım arkadaşlar. Hani böyle çok şık olsun. Bunu green'le gelsin, gri şortunla gelsin. Hmm. Bunu siyah şortunla gelsin. Hmm, doğru. Hawaii ile ne giyersin? Hawaii ile ben de onu düşünüyorum. Hawaii ile ne giyerim? Yani takım değil de mesela şunu alacağım. Biraz daha hem spor hem gündelik. Ne dersin? Olur. Bu güzel. Alabilirim. Ne rahat edebileceğim model olarak değil mi? Evet. Bence şunu alayım. Evet koşuda falan. Koşuya falan gidersem. Evet bunu da alırsam. Evet arkadaşlar bayağı bir şey aldık. Ama tabii ki yeterli oluyor mu olmuyor mu bilemiyoruz. Şu Under Armour Rush'ımı almak istiyorum. Spora falan gidersem. Hani bu çok hem koku falan da yapmıyor arkadaşlar. Hani 2-3 gün belki sağlam terlesem de giyebileceğim tip bir şey. Bunu da almak istiyorum. Bunu da alalım. Askılı olarak daha başka düşünebilir miyiz sence? Evet çok fazla askılı var. Ha şunlardan alalım. Ne dersin? Hı, evet. Şunlardan. Değil bence mi? Bence yeşil. Yeşil var. Aynısının yeşili var arkadaşlar. Grisi var. Yeşil mi alalım? Yani gri tişört falan aldın ya. Aldım tamam. Evet, yeşil alıyorum. Bu zaten daha rahat girebilecek kol kesimi açısı itibariyle. Hı-hı. Değil mi? Evet. Da alalım. Tamam şimdi 3 askılı oldu. 1-2 tişört oldu. Bir tane, 2 tane daha tişört al. Evet o zaman şunları var. Şuralarda.
Başka şeyler var mıdır? Şunu alacağım arkadaşlar. Şunu alacağım. Geçenlerde hatırlarsınız eşime alırken kendime kıskanıp H&M'den almıştım. Ama çok güzel gerçekten bu tişört. Bu kadar diğer dolaba gidelim olur mu? Evet. Ben onu hep unutuyorum artık. Daha çok tişörtlerim hep orada zaten. Şöyle. Gidelim oradan belki bir iki tişört bakarız. Sonra ayakkabılar alacağız. Evet, şimdi buradaki tişörtlerimiz de bunlar. Burada çok daha fazla tişört seçeneğim var. Güzel tabii ki. Mesela böyle şey alayım mı bilmiyorum da. Şu gri var. Ne dersin? Siyah şu Under Armour var. Olabilir. Ha, siyah mı düşünüyorduk? Evet. Siyah şu Under Armour'umuz var arkadaşlar. Siyah. Şöyle yine bir hop. Under Armour'un Superman tişörtü ama bu daha çok sporda giyilebilecek bir tip. Şurada bir Under Armour yine. Ve bunun arkası falan da çok güzel bir tişört şu. Şunu alalım istersen. Bir de şöyle bir siyahım var. Bence iki tane V yaka ama şu ikisini al elindeki. Elimdeki de ikisini alayım. Gerçi mesela bak şu Jordan siyah var. Ha, onu Hawaii ile giyebilirsin. Aa evet. Bunu al bir de... Ve şunu alacağım. Evet onu al. Tamam şunu geri bırakıyorum arkadaşlar. Bayağı siyahım varmış. İşte burayı unutunca sadece diğer tarafa bakınca yeterli olmuyor diğer taraf. Bu ikisini bana alsak sence farklı bir renge gerek var mı başka bir renge? Yok yani istersen bir de kırmızı falan alabilirsin. Şöyle falan şunu sadece... Yok ben onu sevmiyorum. Sevmiyorsun. Manchester formam var. O gri'nin kırmızısı vardı aslında. O gri değil de kırmızısını alsaydın. Şöyle. Mağaza gibi oluyor arkadaşlar buradan seçerken. Çok eğlenceli de oluyor. Herhalde tamamdır. Değil mi? Tişörtler tamamdır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bence fazla bile aldık. Fazla bile aldık fazla. Hani bir tanesini hani... giyer misin şeyde? Ne? Uyurken. Hiç düşünmedik ya. O zaman uyurken bir tane askılı ya evet. da... Evet burası biraz daha kötü bir durumda. Kötü halde. Şöyle şunu alıyorum ya. Uyurken giymedik. Tamam. Bir tane şey. H&M'den eski tişörtlerimden. Gece yatmalıkta arkadaşlar bir askılı bir tane de tişört alıyorum. Tamam böylelikle kıyafetleri herhalde tamamlamış olduk. Fazla aldım aslında. Tahminimden çok fazla aldım. Kamerada açık olunca herhalde. Tamamdır. Evet. Ne alacaktık ya? Çorap alacaksın, ayakkabı alacaksın. İşte diş macunu, şampuan, tarak. Tamam. O zaman hadi arkadaşlar orada giyeceğim ayakkabıları seçelim. Yoga matını falan da almak istiyorum. İçeri bu sefer ayakkabı odasına gidelim. Evet, evet. Aslında Ordu'da falan bir buluşma yapmak istemiştim. Hani orada da mutlaka takipçiler vardır. Ordu'dan takip edenler videoya yorum ve like'ı bekliyorum arkadaşlar. Ama basket oynayabilecek bir durumda değilim şu an. Geçenlerde deneyeyim dedim arkadaşlar. 3-4 gün belim ağrıdı. Bir de öyle tatilde belimin ağrıması çok kötü olur. O yüzden hani oynayamam. Aklımda hem spor için hem gündem için bu Jordan... Flyknit var, trainer. Ne dersin? Evet. Siyah, mantıklı, güzel olacak. Şunu alıyorum. Onun dışında ne alabilirim? Şimdi koşacağımı düşünürsek React'larımı alabilirim veya bir tane boost alsam yeterli olur herhalde değil mi? Bence zaten yolda boost giyersin. Tamam. Şunu yanıma aldım. Yanına istiyorsan React'ı da al. Bir de bunu al. Basket ayakkabısı almak gereksiz mi olur? Yani hani belki Jordan 31'lerini hani günlük giyersen alınabilir. Ha, beyazlarını mı? Beyaz ya da siyahları. Neyse onları oralarda kirletmek istemiyorum. Basket ayakkabılarını kolay kolay kıyamıyorum. Şu yoga mantımı alacağım. Bir de bu bilim için falan arkadaşlar bu foam roller da iyi oluyor. Şöyle Jordan'ı kutuyla alıyorum. Kutuyu diyorsunuz ya arkadaşlar işte abi at sadece... Orada vitrinde dursun. Böyle kutu taşımacılıkla yardımcı oluyor. Ayakkabılar ezilip büzülmüyor. Bu arada arkadaşlar bakın yeni kargolar da hazır. Bayram dönüşü güzel videolar gelmeye devam edecek. Evet şimdi ise... Yürüyüş bence diyorum ki NMD'lerimle gideyim. En rahat ayakkabılarımdan bir tanesi. Yalnız biraz bunlar pislenmiş ya. Ha? Hmm, hemen ne yapsak? Mi? Allah'tan temizleme eşyamız çok. Bence yanımıza da alabiliriz çünkü saat şu an 7 oldu arkadaşlar. Fazla da geç kalmak istemiyoruz daha fazla en azından. Bu Blink Sport'un arkadaşlar Easy Clean'ini yanıma alacağım. Taşımacılığı da çok kolay. Bir de
Fresh Up'ını alacağım arkadaşlar yanıma. Fresh Up. Zaten bayağı kullandım. Bunu bitirmek üzereyim. Yani şimdi uzun süre yolculuklarda ayağınız kokabilir. Bu doğal bir şey. Bizim de yolculuğumuz en az 7-8 saat sürecek. Yanıma alıyorum. Easy Clean'i de aynı şekilde yanıma alacağım. Hızlı bir şekilde temizliği de hallederim. Bu şekilde taşınabilir olması bence harika. Tamamdır. Bunları da yanıma alıyorum. Hemen bunları bavulun içine sallayalım. Evet, bavulumuzda bunların yeri olmalı arkadaşlar. Şöyle bakın, hemen köşeye bile rahatça sığıyor. Bu kadar. Çok güzel. Her zaman emin ellerde oluyorsunuz. Bu durumu seviyorum arkadaşlar. En emdiğimizi yanımıza alıyoruz. Daha doğrusu giyeceğimiz ayakkabımız. Şu şekilde dışarı çıkartayım fazla ses yapmadan. Bunlar da dün akşam spora gitmiştim. Oradan kalma. Bunu da yerine koyayım. Yanıma bir de şunu mu alsam? Alalım. Gri. Bence gayet güzel. Yer React'in mi alsam? Yeşil. Sen biliyorsun, ikisi de güzel. Her türlü hepsi gider diyorsun değil yani mi? Yani iki tane boostun olacağına bence bir tane React'in olsun. Mantıklı. O zaman boostlar burada dursun. React koşu ve spor içinde daha iyi olabilir. Siyah Jordan aldık. React aldık ve boost aldık. Her markadan farklı farklı ayakkabılar almış olduk. Bunu da kutusuna koyalım. Bunu da kutuyla götürelim değil mi? Aynen. O zaman hemen. Bakın, kutuları atmamanın güzelliği. PG 3'lerimle spora gitmiştim. Basket oynayayım dedim ama mahvettim arkadaşlar belimi. Gerçekten şurada bakın. Evet. Kutuları ben bu yüzden atmıyorum. Bu tarz yolculuklarda falan ayakkabımı koruyor. Evet. Kutuya koymadan önce bence bir koku sıkalım ki en azından içeride durduğu süre boyunca hem bu kokuyu güzel... Bu kadar. Kutuyu tekrar açtığımda misler gibi bir kokuyla karşılaşacağım. Bunu da yanımıza alıyoruz. O zaman hazırız. Hadi giyinip çıkalım. Değil mi? Bunun dışında yoga matımı aldım, formalarımı aldım, ayakkabılarımı aldım. Macunu, şampuan. Diş macunu, ıvır zıvırlarını alıyoruz. O zaman hadi çıkıyoruz arkadaşlar. Bu yolculuğa çıkma işi de arkadaşlar biraz yorucu, çok fazla toplanıyorsunuz. Taşımak gibi bir şey yani. Evet, uzun bir yolculuk da bizi bekleyecek. Bakalım nasıl olacak. Oralarda da vlog çekmeye çalışacağım arkadaşlar. En azından bütün tatilde bir vlog da olsa çekmeye çalışacağım sizler için. Umarım sizin de hoşunuza gider. Aynı bu videonun sizin hoşunuza gittiği gibi. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki kanala abone oluyorsunuz. Yolculuğun devam eden kısımlarında görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı Dice'i şimdilik out. Çıkar mısınız arkadaşlar? Gözcüğümüz bize yardımcı oluyor. Kendine yer buldu. Yolculuğu orada geçecek. Ah, sushi. Kısım. Baba, yol güvenli, gidebilirsin diyor.